Kur'an-ı Kerim Rabbimizin insanlara rahmetinin bir tecellisidir. Kur'an-ı Kerim Rabbimizin tüm insanlara çok büyük bir lütfu, Rahman ve Rahim sıfatlarının çok üstün bir tecellisidir. İnsanların gerçekliğini öğrenebilecekleri ana kaynak yüce Kur'andır. Kur'an tüm kainatı yoktan var eden, her şeyin en doğrusunu bilen, sonsuz rahmet sahibi olan Allah'ın sözüdür. Kur'an-ı Kerim'in Rabbimizden bir rahmet olduğu ayetlerde şu şekilde bildirilir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim'den indirilmiştir. Bilen bir kavim için ayetleri çeşitli biçimlerde birer birer fasıllar halinde açıklanmış Arapça Kur'an veya okunan kitaptır. Fussilet Suresi 2-3 Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Nahıl Suresi 64 her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onlar üzerinde bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Nahl suresi 89. Andolsun biz onlara bir kitap getirdik. İman edecek bir topluluğa, bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık. Araf suresi 52. Allah'ın insanlara açıklayıcı kitaplar indirmesi ve hükümlerini bildirip yüce zatını tanıtması, bilmediklerini en doğru olarak kendi sözüyle ve hikmetle bildirmesi insanlar için çok büyük bir rahmettir. Allah insanlara indirdiği mukaddes kitaplar tahrif edilince yeni elçiler göndermiş fakat peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği Kur'an'ın kesin olarak kıyamete kadar korunacağını bildirmiştir. En son ilahi kitap olan Kur'an'ın Allah'ın korumasında olması da yine insanlar için bir rahmettir. Enam suresinde şu şekilde buyrulur: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ya da kitap bize de indirilseydi, elbette onlardan daha çok doğru yolda olurduk. Dememeniz için işte size Rabbinizden apaçık bir belge, bir hidayet ve bir rahmet gelmiştir. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz. Enam Suresi 157 Kur'an her insanın anlayabileceği sade ve anlaşılır bir üsluba, eşsiz hikmete sahiptir. Allah Kur'an'ı, insanların içinde yazılanları öğrenmeleri, okuyup anlamaları, tüm kainatı yoktan var eden Rabbimizi tanımaları, ona nasıl kulluk edeceklerini bilip sakınmaları gibi daha birçok hikmetle göndermiştir gerek dünya hayatı, gerekse ölümden sonraki hayat ile ilgili konular Kur'an'da en hikmetli şekilde açıklanmıştır. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun size bütün durumlarınızı kapsayan, zikrinizin içinde bulunduğu bir kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak mısınız? Ayetiyle de bizlere bu gerçeği bildirmektedir. Allah'ın, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık ayetiyle de bildirdiği gibi Kur'an'da bir insanın vicdanen araştırdığı tüm soruların cevapları vardır. Kur'an kesin doğruları içeren bir hidayet rehberidir. Her konu hakkında Rabbimizin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyettiği en doğru bilgileri içerir. Bu nedenle yaşamlarında sadece Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini kendilerine ölçü alan insanlar Allah'ın rahmetine ve hidayetine kavuşturulurlar. Kur'an'ın bu özelliği ayetlerde şöyle haber verilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir. İsra Suresi 9 Bu Kur'an insanlar için basiret nuruyla Allah'a yönelten ayetlerdir. Kesin bilgiyle inanan bir kavim içinde bir hidayet ve bir rahmettir. Casiye Suresi 20 Kendisine rehber olarak Kur'an'ı ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu seçen bir insanın hayatı diğer insanlardan çok farklı olur. Örneğin bu insan sıkıntı, huzursuzluk, korku, endişe, ümitsizlik, karamsarlık gibi ruh hallerinden uzaktır ya da bir zorluk karşısında paniğe kapılmaz. Çünkü her anında Allah'ın ayetleri ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamaları onun için yol gösterici olur. Karşılaştığı her olaya mutlaka Allah'ın hükümleriyle karşılık verir aldığı her karar, söylediği her söz, yaptığı her iş Kur'an ahlakını yaşadığının bir göstergesidir. Bundan dolayı da vicdanı daima temiz olur ve bunun getirdiği manevi huzur ile yaşar. Allah'ın Kur'an ahlakını yaşayanlara rahmetinden bahşettiği bu güzel ruh hali, huzur ve neşe müminler için çok büyük bir nimettir. Nitekim Rabbimiz Yunus Suresi'nde Kur'an'ın şifa olduğunu şöyle bildirmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yunus Suresi 57 Allah Kur'an'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde belirtmiştir. Bu nedenle de vicdanlarının sesini dinleyip nefislerinin bencil arzularından uzak duran, Allah'ın hükümlerini uygulamada kesin kararlı olan hidayet ehli kişiler için doğruyu bulmak çok kolaydır. Kur'an her yaştan, her eğitim seviyesinden insanın rahatlıkla anlayabileceği öğütlerini kavrayabileceği hikmet dolu bir kitaptır. Kur'an'ın içerdiği hükümler ve ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak son derece açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah'ın hidayet verdiği samimi niyetle her insan Kur'an'da anlatılanları rahatlıkla anlayabilir ve anladıklarını tüm tavırlarında ve düşüncelerinde en güzel şekilde uygulayabilir. Bu da Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin çok üstün bir tecellisidir. Allah Kur'an için, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım insanlar için hidayet olan ve doğru yolu ve hak ile batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri kapsayan şeklinde buyurmaktadır. Allah kendi yarattığı insanın fıtratına uygun olarak bildirdiği Kur'an ahlakıyla merhametini, şefkatini ve sonsuz rahmetini bizlere gösterir. Fıtratına uygun davranmayan, Kur'an ahlakını yaşamayan her insan maddi ve en önemlisi manevi sıkıntı içinde yaşar. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer hak onların heva, istek ve tutkularına uyacak olsaydı hiç tartışmasız gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve her şey bozulmaya uğrardı. Hayır, biz onlara kendi şan ve şereflerini getirmiş bulunuyoruz. Fakat onlar kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar. Müminin Suresi 71 Ancak sadece Allah'tan korkup sakınanlar, ona gönülden teslim olanlar, ahiret hayatını dünya hayatına tercih edenler Kur'an'dan öğüt alıp düşünürler. Allah başka ayetlerde de şöyle buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Taha suresi 2-3 Bu konu aynı zamanda Kur'an'ın önemli bir sırrıdır. Kur'an'ı anlamak için yüksek bir zekaya ya da yeteneğe sahip olmak değil, samimi bir niyete sahip olmak yeterlidir. Zira insana her şeyi kavratacak olan, Rahman olan Allah'tır. Allah samimi kullarına doğru yolları gösterir. Onların Kur'an ahlakını yaşamalarını ve kurtuluşu ermelerini sağlar. Kur'an bütün insanlara gönderilmiş bir kitaptır. Ancak yalnızca Allah'tan korkan, ahiret gününe iman eden müminler için bir hidayet vesilesi olur.'' Bu da Allah'ın iman eden kulları üzerindeki şefkatinin delillerindendir. Bu konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kendilerine kitap verdiklerimiz bunun gerçekten Rabbinden hak olarak indirilmiş olduğunu bilmektedirler. Şu halde sakın kuşkuya kapılanlardan olma. En'am suresi 114 her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahit getirdiğimiz gün seni de onlar üzerine bir şahit olarak getireceğiz. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Nahıl Suresi 89 De ki, iman edenleri sağlamlaştırmak, Müslümanlara bir müjde ve hidayet olmak üzere onu, Kur'an'ı hak olarak Rabbinden Ruhül Kudüs indirmiştir. Nahıl Suresi 102 Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Muhsin olanlara bir hidayet ve bir rahmettir. Lokman Suresi 2-3 Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. Yunus Suresi 57 Ayetlerde de bildirildiği gibi Kur'an, tüm insanlık alemi için bir öğüt, sakınan ve muhlis olan Müslümanlar için de bir hidayet rehberidir. İçerdiği üstün hikmet, geçmişten ve gelecekten verdiği gerçek bilgiler, insanlardaki gafleti ve alışkanlık perdesini kaldıran üslubu ile benzersiz bir kitaptır. Ve Kur'an'ın bu etkisi, vahyedildiği günden kıyamete kadar yaratılmış ve yaratılacak olan tüm insanlar için geçerlidir. İman sahibi bir insan, her durumda ve karşılaştığı her olayda Kur'an'ın hükümlerinin ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarının rehberliğinde karar verir. Kur'an, Furkan özelliğiyle müminin doğruyu yanlıştan ayırmasına ve en hayırlı kararı vermesine vesile olur. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz doğruluk, rüşt, sapıklıktan apaçık ayrılmıştır. Bu nedenle iman eden bir insan, Kur'an ahlakı ile cahiliye hayatı arasında orta bir yol aramaya çalışmaz. Kesin ve emin olarak sadece Kur'an'a yani en doğru olana uyar. Kur'an'ın Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının bir tecellisi, müminlere olan sonsuz rahmetinin bir delili olduğunu bilir. Allah ayetlerde müminlere Kur'an ahlakına sımsıkı tutulmalarını buyurur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde sana vahiy edilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin. Ve şüphesiz o, Kur'an, senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz ondan sorulacaksınız. Zuhruf Suresi 43-44